Merhaba arkadaşlar. Bugün Pidesan firmasındayız. Sadık Bey'le beraberiz. Sadık Bey nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sadık Bey bize bugün sinekliklerle alakalı bilgi verecek. Kaç çeşit sineklik var ve sineklik üretimiyle alakalı ilerleyen videolarda çeşitli çekimler yapacağız. Bugün sadece bu videoda sineklik modelleri öğreneceğiz. Sadık Bey buyurun. Fabrikamızda 3 çeşit sineklik yapıyoruz. Bir alüminyum sineklik olarak yapıyoruz. Bu alüminyum sineklikte menteşeli ve takmatik olarak 2 çeşitli. Takmatiği müşterimizin evinde dışında korkuluk olduğu zaman takmatik öneriyoruz. Daha rahat takıp çıkartması için. Bu PVC sinekliğimiz menteşeli şekilde yapıyoruz. Tabii renk olarak istenilen renklerde yapabiliyoruz. Bu menteşeli şekilde rahatlıkla, bunun aynı şekilde kapısı da var. Depileli sinekliğimiz var. Bu da yeni bir ürün. Daha kullanışlı, daha çok tercih edilen bir ürün. Penceresi. Bu da aynı şekilde kapı olarak. Bu şekilde sinekleri bekliyoruz. Evet Sadık Bey, ben size birkaç soru sorayım o zaman. Alüminyum profiller üretiliyor. Çift elcek. Bu çift elcek attığımız zaman takmatik oluyor. Tek elcek atarsak menteşeli oluyor. Evet. Hangisini, menteşeli olanı dışarıda korkuluk olduğu zaman? Dışarıda korkuluk varsa menteşeli. Yani korkuluk olduğu için sineklik biraz açıldığı zaman korkuluğa çarpacak. O öyle yerlerde biz takmatik öneriyoruz. Kolaylıkla takıp söküp ihtiyaçlarını giderebiliyor müşterimiz. Peki bu PVC ile alüminyumu kıyasladığımızda, bu PVC olanla alüminyumu kıyasladığımızda kullanım alanları ya da kullanış olarak hangisi daha tercih edilmeli sizce? Ya şimdi kalınlık farkı olduğu için işte kullanılacağı alana da bağlı. Yani müşterinin talebine göre ikisini de önerebiliriz. Peki, ama takmatik önerdiğimizde takmatikte sadece alüminyumda yapabiliyoruz. PVC'de takmatik yok. Takmatik sadece alüminyumda. Eğer menteşeli olursa iki opsiyonumuz var. İkisini hem alüminyumda hem PVC'de. Evet. Peki fiyat olarak nasıl bu ürünler kıyaslandı çok kabaca? Aşağı yukarı aynı yani. Öyle fiyatlar birbirine bir şey yok. Yakın, evet. Diyorsunuz. Son olarak da pireli sinekliğe geldiğimizde pireli sineklikle alakalı görseli daha güzel. Evet, görseli daha güzel ve mesela balkona kullanacağı zaman eğer balkon kapısı müşterimizin dışarıya açılıyorsa sinekliğin evin içine açılması lazım. Öyle durumlardan normal sineklik yaptığımızda perdeyi komple yukarıya kaldırması gerekiyor. Veya sineklik açılırken perdeye takılıp yırtılma durumları olabiliyor. Ya da evin içini daraltabiliyor sineklik evin içine açılacağı zaman. Ama pireli sineklik yaptığımızda evin içini daraltması da yok. Daha şık bir görüntü yapıyor. Kendi kasası içerisinde çalıştığı için pireli sineklik önerimiz böyle yerlerde. Evet. Sadık Bey'le beraberdik. Kabaca sineklik modellerini gördük. Bir sonraki videoda da bu sinekliklerin tek tek nasıl üretildiğini göreceğiz. Sadık Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.